Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bugün mantık derslerimizde Lübabül Mantık okumaları yapacağız. Çok şükür. Şimdi ekranımızı paylaşalım. Nerede kaldığımızı görelim. Oradan devam edeceğiz inşallah. Hatırlayacağınız üzere mantığın tanımını yapıyorduk ve mantığın bir ilim olduğunu yine burada da müellif bize altını çizmişti ve onun haddi tamını yaptık. Haddi tamını mevzuyla birazdan tahtayı açınca arz edeceğim. Mevzusuyla yani makulatı saniye konusu olan ilimdir dedik. Kısaca söyleyecek olursak mantık nedir? Konusu makulatı saniye olan ilim dalıdır diye kısaca tanımlıyoruz. Sonra resmini yaptık. Resim neydi? Resim, ilmul mantık resim olarak tarif yapıyoruz. İlmul mantık, aletun kanuniyetun, asimu muraatuha, ezzihne anil hatai fil fikri diye tanımlıyorduk. İşte orada da fil fikir de müellif tefkir nedir diye sordu. Burada tefkiri bize açıklıyor görüyorsunuz. Şu tefkiri açıklıyor. Ve tefkirin ne olduğunu, yani fikretmenin ne olduğunu, akletmenin ne olduğunu açıklayacak bize. Bunları açıklarken de konuyu bilgi meselesine, malum meçhul meselesine getirdi. وَهُنَا لَابُدَّ مِنَ الْاِلْتِفَاتِ اِلَى عِدَّ اُمُورٍ diye bitirmiştik. Birincisinde kalmıştık bir. Yani bazı noktaları bize verecek ve bu noktalar üzerinden diyecek ki bu noktalar ile bir tefekkür, bir taakkul oluşur. İşte mantık bize bilgi elde edilir ve bilginin doğruluğu konusunda kişiyi, tefekkür eden kişiyi, akleden kişiyi yanılgıdan korur. Koruması için yaptığı aşamalar şunlardır diye bize birazdan bahsedecek ve detay verecek. Yani tanımda yer alan mantık ne yapıyor da bize düşünmede yanılmamızı, hatalı düşünmemizi engelliyor. Bunu bize açacak ve sanıyorum dört madde ya da beş madde galiba üzerinde bize bunları izah edecek. Şimdi ben konuya her zaman yaptığım gibi bir müsaadenizle bu defa Zoom'un kendi tahtasını açarak efendim izahta bulunacağım. Bir ön giriş yapmak istiyorum. Sonra onun üzerinden ana metnimizi okursak daha iyi, rahat anlayacağımız kanaatindeyim. Bu arada kahve içmemiştim izninizle. İlim, bilgi dendiğinde burada müellif bize diyecek ki bu mesele iki yönü olan bir mevzudur. Yani şöyle söyleyelim, bilgi dediğimizde bunun ilişkilendiği diğer kavram meçhuldür. Evet, diğer kavram meçhuldür. Demek ki bizim bilgiden söz ettiğimiz her yerde meçhul de devreye girer. Çünkü neden? Bilgi bir meçhulün bilinir olmasıdır. Demek ki bilgi meçhul olan, bilinmeyen bir şeyin bilinir hale gelmesidir. Bilgi tanımladığımızda böyle tanımlıyoruz. Aristoteles de böyle tanımlıyor. Birazdan metinde de göreceğiz. Şu halde bilgi meçhul olan bir şeyin bilinir hale gelmesi olduğuna göre bir meçhul nasıl bilinir hale geliyor? Bunun aşamaları, safhaları nelerdir? Neler oluyor da zihnimizde meçhul olan bir şey malum hale geliyor? Tabii bunların meçhulün meçhulü tasavvuri, meçhulü tasdiki şeklinde ayrımlarını da okuyacağımız metin üzerinde göreceğiz. Peki o zaman Aristoteles'in meşhur sözüyle ifade edeceksek bilgi bir meçhulün
bilinmesi olduğuna göre, bir meçhulün bilinir hale gelmesi olduğuna göre, bir meçhul nasıl bilinir oluyor? İşte burada bu bilgi devreye giriyor. Buradan geriye doğru şimdi hareket ediyoruz. Şimdi bir ileriye doğru, birazdan da bunları okuyacağız. Bir ileriye doğru gidiş, bir geriye doğru geliş var. Bu bilgiden meçhule gidişti. Bir de meçhulden bilgiye dönüş yapalım. Nasıl oluyor da bu efendim meçhul bilgiye dönüşüyor? Şimdi Aristoteles diyor ki bilgi ancak bilgiden üretilir. Şimdi bu tanımı buraya uyarlayalım. Aristoteles diyor ki bilgi ancak bilgiden ürer. Peki bilgi neydi? Meçhulün bilinir hale gelmesiydi. O halde bir meçhulün bilinir hale gelmesi için ilk koşul nedir? İlk koşul bu meçhulü bilmemizi sağlayacak bize bir bilgi. Bu ne? Mevcut bilgi. Hazır bilgi. Buna huzuri bilgi diye daha önce konuşmuştuk. Diğer ifadeyle de a priori bilgi gerekiyor. Yani daha açık bir ifadeyle söyleyecek olursak, bilinmesi için başka bir ön bilgiye ihtiyaç duymayan bilgi gerekiyor. Burası önemli. Felsefede de bunları konuşuyoruz. Buraların anlaşılması son derece önem arz ediyor ki ikinci düzey mantık dersleri yapıyoruz ve felsefede bunları kullanacağız. Demek ki Aristoteles'in de söylediği üzere merhumun bilgiden üretilir. Bilgi neydi? Meçhulün bilinir olmasıydı. O halde bir meçhulün bilinir olmasının ilk koşulu nedir? Bu meçhulü bilmemizi sağlayacak bir ön bilginin, bizde hazır bir mevcut bilginin olmasıdır. Bizde böyle bir ön bilgi, bir hazır bilgi, bir a priori bilgi nasıl olur? Verili olur. Yani bizde kodlanmış olur, verili olur. İşte pardon, Kant'ta falan bunları çok farklı boyutlarıyla konuşacağız. Verili bilgimiz olacak. Ve bu verili bilgi bize kendisinden hareket ederek bir meçhulü bilebilmemizi sağlayacak. Şimdi bunu farklı bir efendim açıdan şöyle ifadelendirelim. Bu kısım felsefede de tamamıyla metafiziktir. Meçhulün bilinmesi ise fiziktir. Meçhulün bilinmesi eylemi, edimi bütün adımlarıyla fiziktir ve bu metafiziktir. O halde bilgiye ulaşmada daha en başta bir metafiziğe ihtiyacımızın olduğunu görüyoruz ki bu ikinci düzey felsefe okumalarına metafizik dersleriyle başlayacağım inşallah. Metafiziğin ne olduğuna dair dersler başlatacağım. Sonra ileri düzey felsefe okumalarımızda da kindiyle başlayacağız biliyorsunuz inşallah. Oradan devam edeceğiz. Demek ki burada bilgi, hazır bilgi, huzuri bilgi, bizde verili olan bilgi kendisinden hareketle bir meçhulü bilinir kılabileceğimiz zemindir, asıldır. O usul derslerini de hatırlayınız. Asıldır ve usuldür. İşte bu asıl olan bilgi kısır döngüyle, peki bu bilgiyi nasıl bildik diye sorulamaz kendisine. Meçhul iken bilgiye dönüşen fizik X'i nasıl biliyoruz diye sorarız. Da bizde metafizik olan verili bilgilerimize, a priori bizde kodlu olan bilgilerimizi bunları nasıl bildik, bunlara nasıl sahibiz diye soramayız. Sorsak da bunun cevabı yok çünkü metafiziktir. Şimdi buradan hareketle müellifte de biraz sonra konuyu konuşurken detaylı bir şekilde üzerinde duracağız. Bizde bu verili bilgiler nelerden oluşur? Bazı mebadilerden. Mebadi ne? İlkeler. Kategoriler, ilkeler, mebadiler. Bunları felsefe derslerinde farklı isimleriyle, çok farklı boyutlarıyla konuşacağız. İlkeler vardır.
Şimdi işte akıl, tefkir, fikirden bahsediyoruz. Akıl yöneleceği meçhule. Bakın elimizde hazır bilgiler var. Ve bu bilgilerde A, B, C, D, E, N sayıda veriler var. Akıl yöneldiği meçhule uygun olarak, bu meçhulü bilinir kılmaya uygun olarak bu verileri ne yapar? Tanzim eder. Tertip eder. İşte kıyasta, telifte falan gördük. Tanzim ve tertip eder. Bu tanzim ve tertip bir de bakmışsınız meçhulü malum hale getirmiş olur. Bilgi oluşur. İşte diyor müellif bize, mantık akılda verili olan bu ilkelerin, mebadinin tanzim, tertip ve telifinin sağlıklı olmasını öğretir. Sağlıklı bir tertip, sağlıklı bir telif nasıl olursa bu terkip ile biz bir meçhulü malum yaparızı öğrenmiş oluruz. Bu açıdan baktığımızda görüldüğü üzere bilgi bizim zihnimizde bir bilgiden hareket ederek meçhulün maluma dönüştürülmesinden söz ediyoruz. Ve bu meçhulü malum kılacak olan ön bilgiler bizde hazırdır. Şimdi bir hususa daha değinerek devam edelim. Bizde verili olan a priori bilgiler olduğu gibi bu bilgiler sayesinde öğrendiğimiz bu meçhuller de zamanla artı olarak bilgiye dahil olur. Yani kesbi bilgi, tahsili bilgi, husuli bilgi dediğimiz kesbi bilgi ya da a posteriori bilgi. Bunlar tecrübi bilgiler. Bunlar da bilgimize dahil olur. Ve sonra bu bilgiler de artık yeni bir meçhulün maluma dönüştürülmesinde görev üstlenirler. Ve böylece mantık bize verili a priori metafizik bilgiyle kesbi fiziki bilgilerin terkibinin de yollarını öğretir. Ve böylece bilgimiz arttıkça, veri tabanımız genişledikçe bundan hareketle maluma dönüştüreceğimiz meçhulün alanı da genişler. Daha çok meçhulü maluma, bilgiye dönüştürmüş oluruz ve böyle bir bilgi üretimi, bir bilgi fabrikası çalışmaya başlar. Üretim ortaya koyar. İşte bu felsefede de inşallah üzerinde duracağımız üzere bilgiyle meçhulün ilişkisinden, alakasından ibaretti. Şimdi efendim biz bu konuyu kendi metnimizden okuyarak bu tahtamızda lazım olduğunda tekrar kendisine dönerek dersimize başlayalım. Bazı hususlara dikkat etmemiz gerektiğini söylemişti müellif. Şimdi o bazı hususları ele alalım. Diyor ki enne talebel ilmiye el evvelu inne talebel ilmiye diyelim birleştirmeden. Bir bilgi talebi, bir bilgi elde etmek innema yetaallaku bima yekunu ma'lumen min cihetin bir açıdan bir bilinenle ilgilidir. Bilinenle ilişkilidir bilgi talebi. Ve meçhulen min cihetin ufra bir başka cihetten de meçhul ile ilgilidir. Demek ki bir malum A, bir de meçhul B olacak. Dedik ya ikisiyle ilgili bir şey az önce tahtada. Demek ki müellif bize diyor ki birinci öncelikle bilgi talebinden söz ediyorsak yani et-talebul ilmiyyu ya da et-tahsilul ilmi bilgi tahsili nasıl gerçekleşiyor diye sorarsak işte innema yetaallaku bima yekunu ma'lumen min cihet ve meçhulen min cihetin uhra ikisiyle ilgilidir. Evet. Ve emma ancak ma yekunu meçhulen mutlakan ev ma'lumen
Mutlaka. Meçhulü mutlak, malumu mutlaka gelince fela yekunu mavlu'an littalebil ilmiye. Çok önemli bir cümle. Hatta bunu şöyle renklendirelim. Şimdi müellif son derece önemli bir biçimde bize konunun birinci basamağında dikkate almamız gereken, hatırımızda tutmamız gereken bir hususun altını çizdi. Dedi ki, bilgi talebi bir yönüyle bilginin kendisiyle, diğer yönüyle de bilinmeyen meçhulle ilgilidir. Ancak bu malum, şu malum mutlak olmayacak. Bu meçhul de mutlak olmayacak. Ne meçhulen mutlakan ne malumen mutlakan olacak. Bu tabirleri, şu mutlak tabirlerini efendim daha önce de derslerimizde, çok çeşitli derslerde ele aldık, incelediğimiz için izleyicilerimin ve öğrencilerimin bu tabiri bildiklerini düşünüyorum ama bu cümlenin açılımı ve bu konunun daha sağlıklı anlaşılması bakımından çok kısa bir iki cümleyle değineceğim. Mutlak dediğimizde bölünemeyen, basit olan, kuşatılamayan, ihata edilemeyen anlaşılır. Böyle olunca bunu bilemeyiz. Bu bilgi olduğunda da o bilginin ne olduğunu bilemeyiz. Meçhul olduğunda da onun ne olduğunu bilemeyiz. Bunları felsefede tartışacağız. Mesela Tanrı'nın mutlak olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki Tanrı mutlaktır. Şimdi Tanrı mutlak olduğunda anlamı şudur. Tanrı mutlak olduğunda mutlak bilgidir. Mutlak bilgidir. Mutlak bilgi. Tanrı meçhul olduğunda mutlak meçhuldür. Mutlak bilinmeyendir, kendisi mutlak bilgidir. Dolayısıyla bundan bahsetmiyoruz. Biz peki neden bahsediyoruz? Malumen, şuraya yazalım. Malumen mukayyeden bazı koşullarla, bazı şartlarla koşullanmış bilgiden söz ediyoruz. Yine meçhulü mukayyetten söz ediyoruz. Bazı koşullarla koşullanmış olan ve bilinebilme imkanına sahip olduğumuz bir alandan söz ediyoruz. Müellifin bu birinci cümlede bilgi talebinin mutlaka yönelik olmadığını söylüyor. Ve ne kadar önemli bir hususu söylediğini şuraya not düşelim. Ve benim Seyyid Hüseyin Nasır dersinde bilgi ve imanla ilgili, onların ayrımına ilgili yapmış olduğum ders şu cümlede önemini size hissettirir. Eğer o dersi dinlemişseniz bu cümlede ne demek istediğini çok iyi anlayacaksınız. Çünkü mutlak olan bilginin değil, imanın konusudur. Mutlak bir şeye iman edersiniz ya da etmezsiniz. Öyle bir şeyi kabul eder, etmez vesaire yapabilirsiniz. İmana konu olabilir mutlak. Ben mutlak bir Tanrı'nın olduğuna inanıyorum. Öbürü de hayır ben de inanmıyorum diyebilir. Ama her ikisi de mutlakı bilgiye konu edemez. Onun için Tanrı bilginin konusu değildir dedik. Bu mantıkta ne kadar önemli? Daha birinci adım bunu netleştirmemiz gerekiyor. Bilginin konusunun ne olduğunu bilmeden bilgi elde etmekten konuşamayız. Bilginin konusu mutlak değil, mukayyettir. Mutlak bilginin konusu olamaz. Bunu netleştirmemiz gerekiyor. Meçhul de öyle. Mutlak meçhul olanı konuşamayız. Ya da
Bilmeye kalkışamayız. Peki, efsane ikincisi. Şimdi biraz daha detaya inecek. İnnel fikre tefekkür, taakkul, aklediş. Demişti ya hani mantık zihni hatadan koruyan genel kurallar bütünüdür. İşte o tefekkür, fikir. Hareketun sınaiyetun muellefetun min hareketeyn. İki hareketten oluşan, az önce biraz bahsetmiştim tahtada. İki hareketten oluşan müellef, sınai bir harekettir. Müellef sınai hareket ne demektir? Şimdi harekettir, iki hareketten bahsediyor. Bir harekettir, bir hareketliliktir, bir canlılıktır. Ama bu başlatılmış bir harekettir. Yani ezeli bir hareketten söz etmiyoruz. Yani sınaiye, hareke sınaiye demek leha mebdeun demektir. Başlangıcı var. Yani o bir hareket ettiricisi var demektir. Bir şey bizi harekete geçirir yani. Sınaiye. Müellefe demek hareket dediğim şey burada zihinsel bir harekettir. İşte teliftir, müellefedir. Bilgilerimizin telifi hareketidir. Yani zihinde var olan müellef nedir? Müellef de zihnimizde var olan ilkelerin, mebadilerin tanzim ve telifi hareketinden ibarettir. O halde düşünmek, bizde verili olan bilgilerin tanzimi hareketidir. Ve bu hareketin başlangıcısı biziz, nefstir. Birazdan konuşacağız. İki hareketten oluşuyormuş ama bu. İki tür hareketten söz ediyoruz. Peki, min hareketeyni ondan bedel olarak okuyorum. Ahadihima bunlardan birisi hareketun intikaiyetun. Bakın, intikaidir. Seçme hareketidir. Ayrıştırma hareketidir. Ne demek ayrıştırma, seçme hareketi? Şimdi dikkat edin, devamını okunca daha iyi anlayacağız. Litecmi'il mebadi'il munasebeti lil matlub. Burada matlubu da hemen şuraya müsaadenizle uzatmama, yazmama izin verin. Matlub, meçhul demektir. Meçhul, matlub. Hedefimiz ne? Talebimiz ne? Meçhulü malum kılmak. Lil meçhul, lil matlub. Yani el matlubu huve huna, buradaki anlamı nedir? En nec'ale meçhulen ma'lumen bi vasıtatil ma'lumati indena. Bizde mevcut olan bilgilerden hareket ederek bir meçhulü malum kılmamızdır. Maktup budur. Amacımız bu. İşte burada diyor ki intikai seçmeci harekettir. Hareketin biri seçme harekettir, ayrıştırmadır. Ne demek bu? Bizde bilmek istediğimiz meçhule münasip, uygun, onu bilinir kılmaya yarayacak olan mebadi ilkeleri toplama hareketidir. Toplama seçmeciliği. Elimizde bir sürü ilkeler var. A priori bazı efendim bilgilere sahibiz. Bu bilgileri az önce tahtada yazmıştım. A, B, C, D, E, birçok bilgi var. Bunların hangilerini kullanarak münasebelil matlub? Bu bilgilerin hangileri matlubumu bilgiye dönüştürmeye uygundur? İşte bunları toplama. Ya ne diyor? Hareke intikai. Seçme hareketi. Hareke intikaiyedir. Ve bu hareket intikaiye İhtiyari bir durumdur. İhtiyari bir durumdur. Nasıl? Ve ihtiyaruha min beynel ma'lumatil mutevaffira leden nefsi. Bakın. Leden nefs, biz, zat. Yani kişi. Kişide el mutevaffira burada yeterli demektir. Kişinin
kendisinde mevcut olan yeterli malumat arasından bir ihtiyar, intika, seçme, tercih meselesinden söz ediyoruz. Bu durum nereden başlar? Dedik ya, hareke sınaiye bir başlangıç gerektirir. Leha mebdeun dedik. Bakın. Böyle bir şey bizde mevcut olan bilgilerden hareketle, bu bilgileri tanzim edip seçerek, seçki yaparak, intikai bir biçimde, ihtiyari ve intikai bir biçimde bu bilgileri bizde var olan bilgileri toparlarsak, bu hareket tebdeu, bakın, el hareke sınaiye muallife tebdeu, başlar. Minel matlub min haysu huve meçhul, meçhul bilinmeyen olması bakımından ondan başlar. Hareket buradan nereden başladı? Meçhulden. Peki bu meçhulden başlar ve hareket ve tentehi son bulur. Dedik ya, başlangıcı varsa leha mebde ve leha intiha, sonu da vardır. Nerede son bulur? Bil mebadi, ilkeler ile. El munasebe lehu, o lehu meçhule raci. Bu kendisinden başlamış olduğumuz, matlubumuz olan meçhule uygun ilkeler, bunlar, bu ilkeler, yekunu vasatuha, bu hareketin vasatı, bakın bunlar, bir hareket olduğu zaman, hareket bir vasat, bir zemin, bir mekan olmadan gerçekleşir mi? Vasat olması lazım. Hareketin vasatı huve nefs, nefsul hareke el intikaiye. Bu durumda diyor, bu mebadileri seçerken, ki o hareket sinayenin yeri, mekanı, vasatı, zemini, bu seçme hareketinin bizzat kendisidir. Nefsul hareke el intikaiye. Kendisidir. Niçin? Lil ma'lumatil mahzune leden nefs. Kişinin kendisinde hazır bulunan, mahzune olan, hazır bulunan bilgilere yönelik, o bilgilerle ilgili olarak başlatmış olduğu seçme hareketi, seçme ihtiyarı hareketin zeminidir. Ve onun için de buna ve tüsemma biz zahibe gidiş hareketi denir. İşte az önce tahtada iki hareketten söz etmiştim. Biri gidiştir. Gidiş hareketidir. Aşağıda gelecek. Nerede geliyordu? Evet. Ve tüsemma er-raci'a, bir de dönüş hareketimiz var. Demek ki bilginin, bir meçhulün maluma dönüştürülmesinin, zihinde bir tefekkür hareketliliğinin, bu zemininde hareket bir gidiş geliş hareketidir. Gidiş işte meçhulden kişinin kendisinde var olan bilgi birikimine bir gidiştir. Oradaki hangi bilgiler bu meçhulü maluma çevirmeye efendim uygundur, ona doğru bu harekete ne deniyor? El-zâhibe, gidiş hareketi. Bir de dönüş hareketimiz var. Vel-uhra hareket te'lifiye, bakın. Diğer hareket, hareketin birincisi neydi? Hareketin bakın. Biri ahaduhuma hareket intikaiyeydi. Vel-uhra hareketun te'lifiyetun. Hatta bunu müsaadenizle şöyle yapalım. Görsel olarak daha münasip olur diye düşünüyorum. Hareketun intikaiyetun birincisi. Hareketun telifiyetun. Bu da telifi hareketimiz. Bu telifi hareket nedir? Li tertibi hadel mevat. Bakın. Hadihil mevat. Neydi bu mevat? El malumat. Leden nefs. Ala suratil münasibeti lil matlub. Meçhulü malum kılacak bir forma dönüştürülmesidir. Form. Bakın, sure el münasebe, forma dönüştürüyoruz. Yani işte kıyastaki formdan bahsediyor işte. Birinci öncül, ikinci öncül. Değil mi?
Kadıyye Kübra, Kadıyye Suğra, Orta Terim, Netice bunların hepsi formdu. İşte bir uygun forma tertiptir, teliftir, dönüştürülüyor. Ve yekûnu mebdeuha bu hareketi telifenin başlangıcı el mebadi, el münasebe. Başta nereden başlıyoruz? Hazihil mevaat bizde verili olan ilkeler ve malumatı mahzune-i indena. Bizde var olan malumatı mahzuneden başlıyor. Ve münteha bunun sonu nerede? Nerede bitiyor hareket? El matlub min haysu huve malum en netice. Artık meçhulü malumat dönüştürdük, bilgiye dönüştürdük. Orada da bitiyor. Ve vasatuha peki bu hareketin zemini nedir? Huve nefsul hareket tertibiye. Bu düzenleme hareketinin kendisidir. Lil mebadi'l münasebeti lil matlub. Matlubumuz olan meçhulü maluma çevirmeye uygun olan ilkeler ve o ilkelerin tertibinde yaptığımız bir harekettir. Buna da ne denir? Tüsemma bir raca dönüş hareketi denir. Demek ki bunu müellifin söylediği gibi efendim düşünebileceğimiz gibi gidiş ve dönüşleri farklı bakış açılarından ve yaklaşımlardan hareket ederek efendim farklı da değerlendirebiliriz. Şimdi burada bir ayrıntıya girecek müellif. Umarım anlaşılmıştır konu dersin girişinde yaptığım analizle birlikte anlaşıldığı kanaatindeyim. Şimdi bu iki türlü meçhulden maluma, malumdan meçhule hangisi olursa olsun sonucu itibariyle bunlar bir bilgi üretiminin hareket alanlarıdır ve bunların nereden nereye doğru ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir analiz yaptık. Bu emma ma zikruhu ba'dul muhakkikin min ennel fikra ibaretun an selasi harekatin. Bazı konunun uzmanlarının el muhakkikin konunun el mutahassısin uzmanları demektir. Konunun uzmanları. Konunun uzmanları, bazı uzmanları, bir kısım. Bazı uzmanların benim yukarıda söylediğim iki hareketi üç hareket olarak ifade etmeleri meselesine gelince onunla üzerinde duracak. Çünkü müellif dedi ki iki hareket vardır. İşte biri gidiştir, zahibe, biri de raciadır. Ancak hayır efendim, bu hareket üçtür diyenlere gelince minel müşkil minel müşkili ilel malumatil mevcude indehu birincisi neymiş? Sorundan yani meçhulden sorundan bilgiye doğru hareket. Bizde mevcut olana doğru hareket. Az önce yukarıda söylemiştik. Ve beynel malumatil mevcude lil fahs anha. İkincisi, bizde mevcut olan bilgilerin lil fahs araştırılması, incelenmesi, tahkiki, kontrolü, düzenlenmesi vesairesi olan hareket. Ve te'lifu ma yunasibul müşkile. Soruna, meçhule uygun olan mebadinin, bilgilerin telifi. Ve minel malum ellezî ellefehu ilel matlub. Ellezî bu malumdan minel müşkil meçhulden başlayan hareketti. Bunun için süreçleri anlattı, hareketin süreçlerini. Minel müşkili bunu renklendirelim müsaadenizle. Minel müşkil ilel malumat. Evet.
Minel ma'lum ellezî ellefehu ilel matlûb. Evet. Şimdi burada müellif diyecek ki bize, aferin, bitirelim müsaadenizle. Benim biraz kahve fincanım büyük oluyor. Onunla günde iki tane içiyorum, bir sabah bir akşam. Üç tane hareketten söz edenlerden bahsedecekti. Bunların müşkilden maluma doğru olanlarını ve bunların bizde mevcut olan bilgilerin incelenmesi ve telif edilmesi meselesini ele aldı. Ve minel malum ellezi ellefehu ilel matlub. Matlubu, meçhulü maluma dönüştürme hedefimiz için düzenlenmiş olan malumdan başlayan harekete gelince fehuve batılun, bu batıldır. لِأَنَّ الْحَرَكَ كَمَا هُوَ مُحَقَّقٌ فِي مَحَلِّهِ لَهَا اَرْبَعْتُ اَرْكَانٍ. Çünkü hareket kendi ortamında, fi mahallihi, hareketin gerçekleştiği kendi ortamında gerçekleşmesi durumunda hareketin dört rüknü vardır. Dört rükünle hareket gerçekleşir. Muteharrik, hareket edecek olan şey. Mebde'un, başlangıcı. Vasatun, hareketin cereyan ettiği vasat, ortam. Münteha, sonuç. Evet. Sonu, hareketin sonu, hareketin başlangıcı, hareketin zemini, hareket eden şey, her neyse. Bunlar zorunludur. Ve ma leyse lehu vasat, eğer bir hareketin vasatı yoksa, yekunul intikal fihi def'iyen, burada intikal def'i olur, def'iyen olur, la hareketen, hareketle olmaz, def'i olur. Buna da sıçrama diyoruz. Burada bilgi, bir süreç sonucunda elde edilen bilgi değil. Birdenbire ansızın sahip olun. Bakmışsın, bilgi sahibi olmuşuz. Bu tasavvufta, irfanda falan olabilir de normal olarak felsefede ve mantıkta böyle bir bilgiden söz edemeyiz. İnsan birden durup dururken bilgi sahibi olmaz. Bunun süreçleri vardır. Bu süreçlerle efendim olunur. Demek ki o zaman şunu da boyayalım. Üç olsun. Üçünü de görelim. Ve beynel malumatul meçhude lil fahsi anhayı minel müşkil ve beynel malumat minel malum, bu üç. Bu üçüncüsü için malumdan başlamayla ilişkili olarak müellif bunun batıl olacağını söylüyor. İkili olmak zorundadır diyor. Yani hareket ikili olmalıdır, üç olmaz. Çünkü üç olduğunda burada bilgiden başlayıp, yani şunu demeye çalışıyor. Aşağıya inelim, şuraya, burada konuşalım. Şunu diyor. Diyor ki bilgiden meçhul üretmiş olmamız lazım. Bilgiden meçhul üremez. Bilgiden başlayamayız. Yani ve minel malum ellezî ellefehu ilel maklûb. Böyle bir şey olmaz. Ve huve batıl. Bu batıldır. Çünkü bilgiden cehalet üretilmez. Ya ne olur? Bir meçhul olur önümüzde. Bu meçhule bakarız. Bu meçhulü malum kılacak neler var elimizde diye bakarız. Onun için minel meçhul olması lazım. Minel malum batıldır diyor. O halde minel meçhul ile malum. Sonra bu meçhulden maluma gelişti. Bir hareketti. Hareket sınaiyeydi. Ayrıca malumda da bir nevi hareket vardı.
Zemini nefsin kendisiydi, hareketin kendisiydi. Neydi? O da meçhule münasip olan ilkelerin seçilerek, intikai ve ihtiyari olarak efendim ayrıştırılarak telif ve terkibinin yapılmasıydı. Bunun dışındakiler diyor müellife göre söz konusu olamaz, batıldır, dikkate alınmamalıdır diyor haklı olarak. Şimdi efendim Es-Salisu üçüncüye geldik. Ben Lübabul Mantık'ı seveceğinizi söylemiştim. Dersler giderek çok güzelleşecek. Gerçekten bu kitaptan çok verimli şeyleri öğreneceğinizi umut ediyorum. Harika bir ders kitabıdır. Bunu inşallah tamama erdirdiğimizde kendimizi çok ileri düzeyde inşallah bizim kelamcılarımızın, Fahrettin Razi gibi büyük kelamcılarımızın, filozoflarımızın İbn Sina ve Farabi gibi, İbn Rüşd gibi eserlerini mütalaa etmeye inşallah daha hazır olacağımızı düşünüyorum. Şimdi Es-Salisu İnne tefkire fi'lun iradiyyun linnefsil insaniye. İnsana özgü, insana mahsus bir iradi fiildir dedi. Yukarıda ne demişti? El fikru fikir, hareketun hareket demişti. Bakalım, üşenmeyelim. Bakın. İnnel fikre hareketun sınaiyetun müellefe. El fikir. Orada isimdi. El fikru isimdi. Hareketündü. Şimdi enne tefkire eylemdir. Tefil babındandır. Bir eylemden söz ediyor. Onun için de fi'lun iradiyyun dedi. Cümlenin kuruluşuna da dikkat edelim. İnne tefkire fi'lun iradiyyun linnefsil insaniye. İnsan türüne, insan şahsiyetine özgü bir fiildir düşünmek. Ve fi kila hareketeyhi. Her iki hareketinde de fekanet tefkir kesairil ef'alil iradiye tüm diğer iradi fiillerde olduğu gibi min haythu imkani vuku'iha ala vecin sahihin ev hatayin. Bakın. Tüm iradi fiillerinde olduğu gibi. Bu iradi fiillerinden kastettiğimiz şey ne? Ne açıdan tüm diğer iradi fiilleri kastediyoruz? Min haysu imkanu vuku'iha ala vecin sahih ev hata. İnsanın iradi tüm efallerini kaça ayırıyoruz? Doğru hareketleri, yanlış hareketleri. Es-sahih vel-hata olduğu gibi. Neye tabidir bunların hepsi? Tefkir iradi bir efendim fiildir. Düşünme bir fiildir. Edimdir, eylemdir. Çünkü çağdaş zihin felsefesinde de nörolojik olarak beynimizde verilerin işlenmesi bir fiziki, bir fiili durumdur. Bu neye bağlıdır? Ve tebi'ahu yekunu halu netaicihi el ilmiye. Bilgisel sonuçların durumuna bağlı olarak gerçekleşir, oluşur. Evet. Şimdi burada müellifin devam eden
ifadelerini daha sağlıklı anlamak bakımından müsaadenizle bir hususu bu okumuş olduğumuz cümlelerde netleştirelim. Şimdi bizim insani ve iradi hareketlerimiz, eylemlerimiz doğru ve yanlış olacağına göre bunları bir inceleyelim. Ama nasıl? Bilgisel sonuçları itibariyle. Netaicihil ilmiye. Bilgisel sonuçlar itibariyle. Örneğin, ve hadel hata. Bu yanlıştır. Dediğimizde, bunun bir yanlışlığından söz ettiğimizde yümkün en yaka fil hareketil ula mümkündür ki ilk harekette neydi bu? Min harekeil teil fikr fikrin yukarıda gördüğümüz düşüncenin ilk hareketinde bi en tün teka malumatun gayru münasebetin lil matlub. Birinci hareketimiz neydi yukarıda? Meçhulden başlıyorduk ve meçhulün mağluma dönüşmesine münasip uygun veriler bizde mevcut olan malumat-ı mahsune mebadi efendim mahzuneden ilkeler araştırıp ilkeler buluyorduk. Mümkündür ki hatalı kısmında yani bizim nefsi ve iradi olarak yaptığımız eylemlerin hatalı oluşunda mümkün durum nedir? Hareketi ulada yanlış yapmaktır. O nedir? Hemen renklendirelim. Yani ne oluyor da hatalı oluyor amellerimiz, fiillerimiz? Ne tür bir problem olduğunda hatalı bir durumla karşı karşıya geliyoruz izah ediyor. Birinci hareketteki hata. Ha da mümkündür. Yümkün en yaka fil hareketil ula min hareketeyi fikir. İki hareketten birincisinde neydi o? Uygun malumatın seçilmesiydi. Burada ne yapılmış? Malumat gayru münasebe bir matlub. Meçhulü maluma çevirecek uygun olmayan bilgiler seçilmiş. Vakad yakau fil hareketi saniye. Bu hata ikinci harekette de gerçekleşebilir. Ve en tuellefe tilkel malumat la ala vecin sahih. Bilgileri toplarız da fakat bu bilgiler sahih olarak düzenlenemez. Değil mi? Birinci öncül, ikinci öncül, sonuç netice. Kübrası suğrasıyla, orta terim ilişkisiyle elimizdeki bilgileri, malumatı doğru telif edemezsek ne olacak? Bu neydi? İkinci hareketi saniyeydi. Bilgiden hareketle bu dönüş hareketiydi. Bu sefer de telifte hata edebiliriz. Sahih olmayan bir form oluştururuz. Bu da bize hatalı bir düşüncede bulunmamızı sağlar mı? Evet sağlar. Bakın hatalı oldu. Ya da her ikisinde vakat yakavu fikileyhima hem hareketi ulada hem hareketi saniyede ikisinde de hata edebiliriz. Yanlış bilgileri toplarız. Yanlış telif ederiz bu bilgileri. Fekâne lâbudde bin marifetil kavâid. Bak şimdi geldi asıl meselemize. O halde mantık devreye girecek şimdi. Bilgi elde edeceğiz ya. O halde ne zorunludur? Fekâne lâbudde bin marifetil kavâid. Şu kaidelerin bilinmesi zorunludur. Ne o kaideler? Elleti
Bakın. Elleti. Tavbitu tilkel hareket. Bu hareketlerin hem gidiş hem dönüş hareketlerinin hepsini zapt altına alır. Niçin? Li teqa ala veçin sahih. Doğru bir biçimde gerçekleşmesi için. İnde muraatiha. Bu kavaide riayet edilmesi durumunda. Bu kaidelere uygun hareket edilmesi durumunda, bu kaidelere uygun hareket edildiğinde, hareket edildiğinde bu kaideler bize ne yapar? Hareketin her ikisinde, hareketi ula ve hareketi saniye, her ikisinin de sahih doğru olarak gerçekleşmesini sağlar. Ve hâzâ mâ yekûnu alâ uhdeti ilmil mantık. İşte bu söylediğimiz kimin uhdesindedir? Kimin sorumluluğunda bu işi yapmak mantık ilminin? Hemen bunu renklendirelim. Böyle bu durumda bize çok güzel bir bilgi verdi. Ve mantık ilminin önemini harika bir biçimde gösterdi bu üçüncü maddede. Dedi ki bilgiyi elde edebilmemiz için tefekkür insani iradi bir eylemdir, bir harekettir, bir fiildir. Doğrusu var, yanlışı var. Peki ne zaman yanlış olur? Şöyle şöyle olursa yanlış olur. Bu işte hareketi ulada şöyle yapılır, yanlış olur. Hareketi saniyede şöyle yapılır, yanlış olur. Her ikisinde de yanlış yapılarak, hata edilerek şöyle yapılırsa yanlış olur. İşte mantık bize hareketi ulada, hareketi saniyede ve her ikisinin birbiriyle olan ilişkisinde sahih olanı yapmamıza imkan sağlayacak kavaid, kaideleri verir. Bunun bilgisini verir. Biz bu bilgiye sahip olduğumuzda ne olur? O zaman artık bir meçhul maluma, bilgiye dönüşebilir. Evet. Er-Rabi'u dördüncüsü. İnne talebel ilmiye. Bakın en başa dönüş. Bilgi talebi. Bilgi üretmek istiyoruz. Bilgi elde etmek istiyoruz. La yumkin en yekune illa bi en yucede indel bahisi ma'lumatun mesbukatun musallamatun indehu. Ne zorunluymuş? Bakın dört tane, şey üç tane husus. Ve üçü birbirlerinin sıfat mevsufu olması bakımından. Burada müsellemeyi falan konuştuk, tekrar girmiyorum, başınızı ağrıtır. Musbika olarak ismi fail kullanmış. Ben efendim isim meful olarak okudum. Musbika, malumatun, musbikatun, mesbukatun, müsellemetun. Ön bilgi. Ön bilgi. Ama bu bilgi, bakın bilgi yazıyorum. Ön bilgi. Müsellemetunla ilgili. Yani bilgi olacak. Bilgi olduğu kabul edilecek. Müselleme meselesini mantıkta konuştuk, birinci mantıkta. Bunun da sonlarına doğru yine belki konuşacağız ama şu kadar söyleyelim. A ile B arasında karşılıklı hem A'nın hem de B'nin bunu bilgi kabul ettiği bilgiye müselleme bilgi denir. İlmun müsellemun. Malumatun musellemetun denir. A kabul eder, B kabul etmezse malumu müselleme olmaz. Bunları konuşmuştuk. Demek ki bizim önce yanımızda ne olması gerekiyor? Bilgi, bir ön bilgimiz olacak. Bu ön bilgiyle kişi yestaînu biha, bunlardan yararlanarak ne yapar? Li tahsilil ilmi bil matlub, meçhulümüz olanı bilgiye dönüştürür. Bu meçhuldür. Meçhulü bilgiye dönüştürür. Artık bir bilgi tahsil eder. Bir bilgisi olur. Meçhul artık onun nazarında maluma dönüşür.
ولهذا قال المعلم الأول. Muallimi evvel Aristoteles bu konuda bu nedenle şöyle demiştir. Ne demiştir? Bakın. Kullu ta'limin ve kullu ta'allumin zihniyin. Her zihinsel, bakın akli öğrenim ve öğretim. Kullu ta'limin zihniyin, her akli eğitim. Ve kullu ta'allumin zihniyin, her akli tasavvuri öğrenim. İnnemâ yekûnu min mârifetin mütekaddimetil vücud. Bakın. Önceden var olan bir bilgiye dayanır. Onun için felsefi gelenekte bu Aristoteles'in sözü, tahtada dersin girişinde de zaten hallerinize arz etmeye çalıştığım üzere bir vecizeye, bir aforizmaya dönüşmüştür. Aristoteles buyuruyor ki bilgi ancak bilgiden üretilir. Böyle klişeleştirmişiz. Gelenekte böyle söylenir. Onun orijinal sözü budur. Kullu ta'limin ve kullu ta'allumin zihniyin innemâ yekûnu min mârifetin mutakaddimetil vücud tanımıyla söylenmiştir. Onu bir klişe olarak ve gayet sade, basit, anlaşılır bir biçimde ne yapmışız? Bilgi bilgiden ürer. Dersin başının üzerinde durduğu. Şimdi burada demek ki aslında daha önceki söylediklerinde var olan bir hususu bir maddeye dönüştürdü. Aristoteles'in sözüne de atıfta bulundu. Evet, yazalım burada da kalsın. Bilgi ancak bir ön bilgiden ürer, üretilir. Evet, bilgi bilgiden üretilir efendim. Bu. Vel hamisu beş. İnne muktaza ma takaddeme huve daruretun daruretu vücudi ma'lumatin ledel insan hasıletin lehu biduni talebin ilmiyyin. Burada da yine benim dersin başında sizleri derse zihin olarak hazırlamaya çalışırken, ki genel olarak böyle yaparım, biraz sizi dinlendireyim. Size de dersin sonuna doğru yoruluyorsunuz. Ben de yoruluyorum. Tavsiye ediyorum meslektaşlarıma, öğrencilerime. Sınıfa girdiğinizde derste, bu çok uzun yıllar ders yapmış bir hocanız, yani 40 yılın üzerinde ders vermiş bir hocanız olarak söylüyorum. Meslektaşlarım bunu kendilerine söylemiş gibi anlamasınlar lütfen. Öğrencilerime söylüyorum. Derse her zaman hazırlanır giderim. Her zaman ama. Ya ben bunları zaten biliyorum, gidip anlatırım. Hayır efendim. Ben bugün bu sınıfta ne anlatacağıma hazırlanmadan gitmem. Bunun için de dersin konusunu özetleyecek bir giriş yaparım. Konunun özünü, muhtevasını anlatırım. Sonra da derim ki gelin şimdi bunu detaylandıralım arkadaşlar. Büyük fotoğraf buydu. Şimdi bu fotoğrafın bölüm bölüm, kısım kısım zoomlayalım, detaylarına girelim, ne var ne yok onu bir görelim diye. Bu çok öğretici olduğu kanaatindeyim. Hep öyle müşahede ettim ve genelde de sınıfta soru sordurmam ders müddetince. Derim ki sakın soru sormayın, not alın. Dersin sonunda sorarsınız derim. Dersin sonunda geldiğimde, şimdi buyurun söz sizde sorabilirsiniz dediğimde, genel olarak kimse soru sormaz çünkü cevaplarını alırlar. İyi bir ders her zaman hocanın iyi anladığı bir konuyu anlattığı derstir. Ve bu dersi anlatırsa hoca, genel olarak öğrencilerin muhtemelen sorabileceği tüm soruların cevaplarını büyük ölçüde verir. Onun için de iyi bir dersin sonunda öğrenciler soru sormazlar. Ama iyi anlatılamamış bir dersin her anı soru cevap kargaşasına boğulur ve o dersten de kimse bir şey anlamaz. Onun için derslerimin girişinde
bir ön bilgi olması bakımından yapmış olduğum izahlar, analizler derslerimiz açısından son derece önemlidir. İşte bu beşinci maddede de bunu söylüyor müellif. Diyor ki, öne almanın önceden mevcut olmasının gerekliliği inne muktada ma takaddem. Ön bilgi gerekir dedik ya, işte bilgi bilgiden üretir dedik ya, bunun huwa daruretu vücudu malumatin ledel insan. İnsanın önceden böyle bilgilere sahip olmasının zorunluluğu ve bunun önceliği, bunun gerekliliği efendim ve bu malumatın hasıletin onun için böyle harekelemiş. Hasıletin lehu insan için sağlayacak. Biduni talebin ilmiyen. Bakın. İnsanda hasıl olacak, mevcut olacak. Bir bilgi talep etmeksizin. Yani sözünü ettiğimiz bilgi bilgiden hareket eder diyoruz ya, ön bilgi. Öyle bilgilere sahip olacağız ki bu bilgilerin bizde hasılı bir talebin karşılığı, bir bilgi edinme ihtiyacının karşılığı olarak bulunmayacak. Böyle olursa burada kısır döngü oluşur. Döngü meydana gelir. Onu nereden ihtiyaç hissetti? Onu nasıl öğrendik? Onu neyle öğrendik ortaya çıkar? Onun için ön bilgi bir bilgi talebinin sonucunda hasıl olmuş. Bir bilgi talebinin sonucunda elde ettiğimiz bir bilgi değil. Öyle bir bilgiden söz etmiyoruz. İşte bu bilgi tekûne hiye el-mebde el-evvel. Böyle bir ön bilgi ve böyle bir ön bilginin bizde mevcudiyeti, mevcut oluşu li kulli hareketin her tür fikri ve zihni hareket için ve talebin ilmiyin bir bilgi elde etmek için nedir? Olması gereken bir bilgidir. Aristoteles'in sözünde klişeleştirmiş olduğumuz bilgi bilgiden üretilirdeki o bilgi, hazır bilgi, huzuri bilgi, bir bilgi talebimizin karşılığı olmaksızın sahip olduğumuz bu bilgi, bir mebde-i evveldir. O hep usul derslerimizde falan da konuşuyoruz ya, asıldır. Oradan başlarız. Bu mindir. Baştan usul dersimize atıfla söylüyorum. Bu mindir. Tüm ilahlara buradan başlarız. Nereye varacaksak. İşte min ila el hareke harekettir. Şu. Harekettir. Fikri, hareke fikriyedir. Ama bunların hepsi bizde ne olması lazım? İlmi huzuri olması lazım. Metafizik olması lazım. Ve kendileri bir bilgiden hareketle üretilmemiş olması lazım. Hasıla bizdeki mevcudiyeti bir meçhulden bir bilgiye dönüşmemiş olması lazım. Öbür türlü kısır döngüye düşmüş oluruz. Efendim, heyecanla bekleyeceğinizi umut ettiğim yerlere geldik. Burada kalıyorum. Müellif bize mantık ilminin isminden, mantık ilminin mevzuundan söz edecek buraları işte, ve bu konular içerisinde çok önemli meseleler üzerinde duracak. El-Enbu diye devam ediyor. İnşallah kısmet olursa sağlıklı, afiyetle önümüzdeki derste buluştuğumuzda dinlemekten ve öğrenmekten keyif alacağınıza inandığım, bundan sonraki mantık, felsefe, kelam, usul gibi tüm derslerimizde bize lazım olacak.
çok hayati bilgileri müzakere edeceğimiz bir ders sizi bekliyor. Sizden istirhamım bu dersleri acele etmeden, konferans dinliyor gibi dinlemeden, elinizde kalem, notlar alarak, mevzuları tam olarak öğrenmiş olduğunuzdan emin olarak dinleyip acele etmeyin. Videolar YouTube'da duruyor. Öğrene takip edin, dinleyin. Benim tıpkı sınıf derslerimde olduğu gibi yorumlarda da bir sorularınız olmuyor. Ben bunu derslerimde olduğu gibi konuların anlaşılıyor olduğuna yorumluyorum ve bu da beni memnun ediyor. Yani herhangi bir yorumun, sorunun vesairenin olmayışı demek ki izleyiciler yararlanıyor ve yararlı faydalı oluyor diye düşünüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Sağlıkla, afiyetle kalınız.